Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Beşiktaş'la ilgili başlıklara bakalım. Şimdi de özellikle Sörlot'la ilgili bir haber var. Fanatik Beşiktaş sayfasında Alexander Sörlot. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile görüştü demiş gazete. Bon servisimi alın problem çıkarmam başlığını kullanmış yine aynı şekilde haberde. Norveçli golcü Leipzig'e kiralık olarak ayrılmayacağımı bon servisimle gitmek istediğimi söyledim. Lütfen bon servisimi alın diğer konularda problem çıkmaz dedi. Yönetim Sörlot için Alman ekibiyle tekrar masaya oturma kararı aldı oyuncunun performansına şöyle bir bakalım. Türkiye'nin gerisinde kaldı başını kullanmış gazete, Trabzonspor'da forma giydiği 2019-2020 sezonunda 49 maçta 33 gol atan ve 11 asistle oynayan Alexander Sörloth bir sonraki sezon Leipzig'de 37 karşılaşmada 6 gol atmış ve 3 asist yapmıştı. 26 yaşındaki oyuncu bu sezonu geçirdiği İspanyol ekibi Real Sociedad'da 44 maçta 8 gol, 1 asist üretti. Türkiye'deki günlerini arıyor bir anlamda. Oyuncu da sıcak bakıyor ülkemize gelmeye. 7 milyonu beğenmediler. 11 milyon avro istediler oyuncu için bu başlığı kullanmış gazete futbolda. Olgun döneminde olduğunu kazancı ileten Sörloth. Bonservisimin alınmasını istiyorum. Aklımda sadece futbol olsun. Seneye ya da ara transferde nereye kiralayacağım gibi konulara e, kafamın takılmasını istemiyorum. Lütfen bonservisimi alın. Diğer konularda problem çıkmaz ifadelerini kullandığı bildirildi. Bu gelişme üzerine Beşiktaş yönetimi Leipzig'le tekrar masaya oturma kararı aldı. Siyah beyazlar 7 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay önerisine olumsuz yanıt veren ve 11 milyon avro garanti ücret talep eden Alman ekibini ikna etmek için şartlarını güncelleyip yeni teklifini iletecek demiş Orhan Yıldırım haberinde. İkinci forvette öncelik Doda şeklinde de bir diğer başlık var. Hücum hattındaki ilk tercihi olan Norveçli golcü Sörlöt için yeniden harekete geçme kararı alan Beşiktaş yapacağı ikinci forvet transferine de CSK Sofya'dan Kayseri'yi öne çıkarttı. 24 yaşındaki Kayseri Doğu ülkesi Ekvador'dan ayrıldıktan sonra Brezilya ve Bulgaristan takımlarında forma giydi demiş gazete ve detaylara da oyuncuyla ilgili yer vermiş Beşiktaş Teknik Direktörü. Valeryan İsmaili forvet attı e, konusunda. Özellikle Sörlot için sonuna kadar uğraş verilmesini istedi Fransız teknik adam. Transferin bitirilmesi için aceleci olunmaması gerektiğini e, ta talep etti. Ama e, bir an önce de e, kampa yetiştirilmesi için yönetimde talepte bulundu yönetimden. Birinci santrofor olarak düşünülen Norma işte oyuncunun yanı sıra. Hücum hattına bir takviye daha yapacak olan siyah beyazlar Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımında oynayan Kaysedo transferine de ağırlık veriyor. Oyuncunun e, şöyle bilgilerini içeren... Satırları da okuyalım. Teknik direktör Valerian İsmail, Kulüp-Bürüjde sözleşmesi biten Bastos konusunda da acele edilmemesini istemesi sonrasında Ekvadorlu Forvet'in ön plana çıktığı öğrenildi. Kayseri'de geçen sezon Bulgaristan Ligi'nde CSKA Sofya formasıyla 24 maçta 15 gol attı. 2025'e kadar Kulübüyle sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncuda bir gelişme olmazsa Kartal listesindeki diğer isimlere e, yönelecek. Yönetim mazbatasını aldı bir diğer başlık Beşiktaş'ta 29 Mayıs'ta yapılan kongrede ikinci kez başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri denetleme, disiplin seçme ve sicil kurulları başkan ve üyeleri de mazbatalarını alıp resmen göreve başladı ve artık gözler Transfere çevrilmiş durumda Beşiktaş'ta adım adım Beşiktaş'a başlığı kullanılmış sabah spor sayfasına kim bu isim? Sayıs. Sayıs geri vites yaptı. Kartal'ın teklifine bu sefer yeşil ışık yaktı şeklinde bilgi vermiş gazete. İlk görüşmelerde ücret ve süre konusunda anlaşma sağlanamayan faslı defans oyuncusuyla kurulan temas sonuç verdi Romain Sayıs. Siyah beyazların 2 yıllık sözleşme sezon başına 1,5 milyon avroluk önerisine olumlu yaklaştı demiş gazete ama aynı zamanda e, Ahmet Nur Çebi yönetiminde transferde yüksek maaş konusunda sıkıntı e, yaratan diğer oyunculardan biraz ders çıkartarak geçmiş sezondan özellikle e, ayağını yorganına göre uzattığını da söyleyelim e, her kulüp aslında şu anda bunu gözetiyor biraz Fenerbahçe'nin ayrıldığını söyleyebiliriz ama Trabzonspor'da biraz önce zaten Ahmet Ağal'ın açıklamalarında da e, dinlemiştik. Onlar da 1,5 milyon avroluk e, bir yük, e, üst çıta belirlediklerini ve onun üstünde e, maaş e, vermeyeceklerini oyunculara ifade etmişlerdi. Benzer e, bir e, yönetim modeli e, Beşiktaş için de geçerli. Galatasaray'da zaten şu anda bir seçim atmosferi yaşanıyor ama orada da ödenecek bir sürü konu var. Mali konular var yani ödenecek paralar var. Oyunculara ilişkin paralar yine bankalara olan borçlar konusunda da yeni başkanı Galatasaray'da gerçekten çok önemli bir mali gündem bekliyor. Ama Beşiktaş üzerinde baktığımızda şu başlık zaten bir ibret olduğunu söyleyebiliriz. Türk futbolu adına da sabah spor sayfasında yine 454 dakikada 3,9 milyon avro kazandı. Detaylarına bakalım. Beşiktaş'ın en fiyasko takviyelerinden biri olarak tarihe geçen ve son 2 yılında kadro dışı olan Douglas bir servet kazanarak takımdan ayrıldı. Brezilyalı Sabek Douglas gelmiş geçmiş en büyük transfer fiyaskolarından biri olarak Beşiktaş'ın tarihine geçti. Barcelona'dan kiralık olarak gittiği Sivasspor'da başarılı bir sezon geçiren Douglas serbest kaldı. 2019'da Beşiktaş'a geldi Sivasspor'daki performansıyla ki... 32 maçta 3 gol 7 asist yapmıştı. Ligin en iyi sabiki olarak gösterilen Brezilyalı Beşiktaş'ta bekleneni veremedi. Sadece 7 maçta oynayabildiği ilk sezonun ardından kayboldu. 2020 ve 21'de sakatlığını bahane ederek oynayamayan 31 yaşındaki futbolcu son 2 sezonunda kadro dışı kaldı. Douglas 454 dakika sahada kalırken 1,5 milyonu 1,5 milyon imza parası olmak üzere 3,9 milyon euro alarak kulüpten sessiz sedasız ayrıldı Beşiktaş tribünleri e, paralar nerede diyordu Şampiyonlar Ligi'nde özellikle e, yine Şenol Güneşli dönemde yakalanan o başarılı sezonun ardından e, o paraların nereye gittiği gerçekten bu başlıklarda e, açık beyan ortada yaklaşık olarak 4 milyon avrodan bahsediyoruz şu anda bu kur rejiminde e, kulüplerin gerçekten bunlara çok dikkat ederek o kontratları ayarlaması, düzenlemesi gerekiyor. Ama tabii ki hep bu yabancı oyuncu sevdamızda devam edecek gibi görünüyor. Hep başlıkları yabancı oyuncular şu anda süslüyor ama yetiştir saat yetiştir modelini bir an önce uygulamamız gerekiyor ki fabrika olarak görürsek futbol branşını ki diğer branşlarda basketbolda voleybolda bunu görebiliyoruz. Aynı şekilde futbolda da bir ihracat ülkesi olabiliriz ama yıllardır bu kanayan bir yara. Belki de yeni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı getireceği bir sistemle kulüpleri de ikna ederek bir an önce altyapılara o olan yatırımın, yıllardır beklenen yatırımın e, gelmesini temenni ediyoruz diyelim ama biz söylemeye devam edelim. Söyledikçe de belki e, bir gün gerçekleşecektir. Biz dedik demeyiz, asla da bunu kullanmayız ama e, bunun bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor gerçekten de. Hem kulüplerin şu andaki e, bir anlamda borç batağında olması bunun da elzem olduğunu gösteriyor. Beşiktaş'ta ikinci kez başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ile yeni yönetim kurulu mazbatalarını aldı törende konuşan Çebi, "Sportif başarılarla camiamızı mutlu etmek için çalışacağımıza söz veriyorum" dedi. Yeni yönetim kurulu üyelerini ve yönetim kurulu başkanı olarak beni seçen Beşiktaş'ın en üst kurulu olan genel kurula bize gösterdiği teveccühler için teşekkür ediyor